sıfır araçlar, ikinci el araçlar. Orada da film ve fırıldaklar var. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Allah'ın izniyle devlet bunların tepesine binecek. Bayi'de sıfır araç bulmak neredeyse imkansız. Sıfır araç isteyenler yok yanıtıyla karşılaşıyor veya sözde sıralara yazılıyor. Sebep olarak da çip krizi ve tedarik sıkıntısı öne sürülüyor. Ancak sıfır kilometre araçlar online satış sitelerinde boy gösteriyor. Sabah gazetesi yazarı Betül Alakent'in haberine göre galeriler bayiden el altından aldıkları araçları üzerine 50 ila 100 bin lira ekleyip satıyorlar. İddiaya göre bazı bayi çalışanları anlaştıkları galerilere yüklü miktarda araç satıyorlar ve satılan araçlar üzerinden komisyon elde ediyorlar. Bu bayilerin yapmış olduğu bir şey değil. Tamamen bayi çalışanlarının el altı, işte araç, biliyorsunuz şimdi ben bayiye sıfır araba almaya gitsem şahıs olarak sıraya yazıyorlar. Sıradan gelen arabayı, şimdi tanıdığı galericiler var. Abi işte bana bir 10 bin lira komisyon yaz, bir araba geldi, sana yolluyorum. Abi 3 tane araba alıyorum, sana yolluyorum diye. Şu anda bir 3 tane, 4 tane, 5 tane değil mi? Belki bütün, yani bizim ikinci el sektöründe, galerilerde büyük oynayanların hepsi bayi çalışanlarıyla el altından sıfır arabaları alıyorlar. Stokçuluk yaparak işte bayideki 400 milyarlık arabayı 450 milyarlara satıyorlar. Ama bayide araba yok. Ama personeller, bayi çalışanları el altı, işte galerici tanıdıkları var. İşte 10 lira, 15 lira, 5 lira işte arabasına göre komisyon alarak araç satışı yapıyorlar. Ayrıca bazı bayilerin elindeki sıfır araçları daha yüksek fiyattan satmak için birçok kişiyi de mağdur ettikleri ileri sürülüyor. Mağduriyetler öyle çok ki bazı vatandaşlar kaporalarını ödedikleri araçları bile alamıyorlar. Araştırdıklarındaysa bu araçların başkalarına daha yüksek fiyattan satıldığını görüyorlar. Kasım'ın 5'inde yabancı marka bir araç aldım. Kaporasını verdim daha doğrusu. Ne kadar verdiniz? 1000 euro para verdim. Ayın 20'sinde teslim alacaktım. Ayın 18'inde beni aradılar. Gümrüğe zam gelecek falan. Ekstra benden bir para talep etti. Ben de vermedim. Kaporamı geri aldım. Ekstra bana bir para daha gönderdi. Sonra benim aldığım araba 188 bin euroluk arabayı üstüne 12 bin euro daha koyup başkasına sattı. Sonuçta kapora. Kapora nedir? Arabayı bağlamak. Ben arabayı bağladım. Alacağım. Anlaştığımız rakama verseyi zaten alacaktım. Bana 12 bin euro dediğine göre o nereden baksan bir 15-16 bin euro fazlasına satmıştır o aracı.